Tabii bir diğer konu da 2023 yılı asgari ücret zammı. Pazarlığı bugün başlayacak. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yapacak. Ankara'ya gidelim. Neler yaşanıyor, ne bekliyoruz diye soralım. Muhabir arkadaşım Mert Hacalioğlu, bizi bekleyen isim. Mert, günaydın. Hoş geldin yayına. Neredesin, neler aktaracaksın? Günaydın Cansın Elbacı. Bakanlığın önündeyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndayız. Önümüzdeki saatlerde burası daha da hareketlenecek. Saatler 14'ü gösterdiğinde ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışması başlayacak. Bakan Vedat Bilgin, TİSK Başkanı ve Türk İş Başkanı ile birlikte toplantılar gerçekleşecek. Özellikle geçtiğimiz hafta Türk İş Başkanı bugünü işaret etmişti. Takvim belli oldu demişti. İlk toplantı bugün. Bir diğer toplantı ise 14'ünde gerçekleşecek. Kuşkusuz bu toplantı oldukça önemli olacak. Artık toplantılarında bakanlığın ev sahipliğinde olduğunu belirtelim. Yani her iki TİSK'e de Türk İş'e de gidilmeyecek. Bu açıdan oldukça önemli. Tabii ki 7 milyondan fazla vatandaşın yoğun beklentileri var. Bu hususta asgari ücret noktasında enflasyon rakamları da gelmiş durumda. Aylık enflasyon, yıllık enflasyon, bir ara zam yapıldı. Bu ara zamın sonrasında oluşan enflasyonun bir değerlemesi alınacak kuşkusuz. Ve bu noktada yine AK Parti hükümeti işçiyi, asgari ücretliyi, ki asgari ücret aslında diğer ücretlerin de bir belirleyicisi konumunda, bu açıdan oldukça önemli. Bu noktada tarafların bir barış, bir uzlaşı içerisinde tıpkı geçtiğimiz asgari ücret toplantılarında olduğu gibi imza atma kararlılığı var. Elimizi taşın altına koyalım ve işçiyi mağdur etmeyecek, tabii ki işvereni de bu hususta mağdur etmeyecek bir noktada buluşalım temennileri var. Şu anda olumlu bir havada aslında çalışmalar gerçekleşiyor. Dün TİSK'in olağan genel kurulu vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Vedat Bilgin de oradaydı, bilindiği üzere açıklamalar yapıldı. Kuşkusuz bugün gerçekleşecek toplantı, haftaya gerçekleşecek toplantı ve akabinde bir üçüncü toplantı tarihi de belli olacak kuşkusuz. O daha netleşmiş değil. Bu şekilde asgari ücretin aslında ortaya çıkması beklenmekte. Şu anda bakanlığın önü sakin. Hiçbir noktadan gerek TİSK'ten gerek Türk İş'ten buraya gelen bir heyet yok. Önümüzdeki saatlerde onlar gelecek. Gelmeden, içeriye girmeden önce bir açıklama olacak mı? Onu da yakinen takip edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size ve Faruk Erdem'e bırakalım Cansın Elbacı. Mert, teşekkür ediyorum sana ve kameraman arkadaşıma, kolaylıklar diliyorum. Ankara'da durum böyle. Hemen arkadaşlarım o soruyu sordu. Asgari ücret ne kadar olacak? Şimdi herkes rakam söylemeye başladı. Hani muhalefet partilerinden geliyor, sendikalardan geliyor. Tabii görüşmeye katılan Türk İş'ten de geldi. 8.250 liradan başlayacağız dedi. Biz de burada bazı hesaplamalar yapmıştık seninle zaten. Hani Türk İş ne demişti? 7.785 lira zannedersem kırmızı çizgimiz. Ama pazarlığa 8.250 liradan başlayacağız diye. 7.785 lirada onların hesapladığı aşık sınırı olduğu için o kırmızı çizgimiz demişti. Bugün masaya o şekliyle oturacaklar. Öyle gözüküyor yani 8.250 liradan pazarlığı açarak. Ben de 8.000 yaptığımız hesaplamalar, yani enflasyon hesaplamalarından yaptığımız hesaplamalara göre de biz de 8.000 liranın altında olmayacağı yönünde bir hesaplama çıkartmıştık seninle. Ama tabii bugün önemli bir toplantı. Bazı yenilikler de olacak sonrasında bu toplantı. Sonrasında bir dokunuş bekliyor musunuz? Ben elbette bekliyorum. Yani geçtiğimiz yılda Sayın Cumhurbaşkanı bir dokunuş yapmıştı orada. Genelde de tabii işçilerin lehine oluyor. Dün hani TİSK'teki konuşmalarına baktığımız zaman da aslında hem işverenlerin de kendi çalışanlarının verimini ve alım gücünü arttırmaya yönelik çabaları olduğunu gördük. Ki bu da doğrusu da bu zaten. Yani Cumhurbaşkanı elbette dedi ki asgari ücretler için fedakarlık yapacağız. Doğru. Önemliydi bu. İşveren ve devlet olarak iki ayaklı konuştu. Gereken fedakarlıkları yapıp çalışanların refahını ne kadar iyi korursak ortak hedeflere ulaşabiliriz mesajı çok önemliydi. Aynen. Zaten devlet ne yapıyor? Bu yıl yaptı, vergiyi kaldırdı. Dün bu bütçeyi konuşurken de gördük, bütçeye de konulmuş. Hani çalışanların asgari ücretten vergi alınmaması noktasındaki devlet orada yapacağını yapıyor. Şimdi işverenlerin de yapması gerekiyor. Hep onu söylüyoruz, işverenler kendilerini enflasyona karşı her türlü koruyorlar. Yani ürettikleri ürün ve hizmetlere zam yaparak ama çalışanlarının da verimini arttırma noktasında, alım güçlerini arttırma noktasında elbette ellerini taşın altına koyacaklar. Senin dediğin gibi Sayın Cumhurbaşkanı mutlaka bir dokunuşu olacaktır ki onun işaretini vermiş. Ocak'ta da oldu, Temmuz'da da oldu. Biliyorsun en son Sayın Cumhurbaşkanı'na gidiliyor. Orada işçi lehine bir dokunuş yapıyor. Ben yine bekliyorum. Tabii burada istihdamın da korunması, dengelerin sağlanması noktasında bugün önemli bir toplantı yapılacak. Peki.